Leyla sanki bu kasabaya gökyüzünden inmişti. Tanıdığımız kimselere benzemiyordu. Güzel demek de yetmez. Bambaşkaydı. Hayatımda bir tek Leyla'ya aşık oldum. O da Leyla için yanıp tutuşuyordu. Yangını ben çıkarttım. O yangında ben de yandım. Yıllardır hayaletim geziyor ortalıkta. Ne olur yardım edin, ne olur. Arkadaşlar durun. Yardım etmeye çalıştığınız bu kadın namussuzdur, şerefsizdir. İşte kanıtı. Bu kadın evli olduğu halde sevgilisiyle mektuplaşarak kasabamızın namusuna leke sürmüştür. Kasabamızın namusuna leke sürmeyin arkadaşlar. Her şeyi ben yazdım. Hepsini ben yazdım. Kadın suçlu değil, ben yazdım. Hayatımın en büyük hatasıydı. Bugüne kadar bunun acısını çok yaşadım. Ve ölünceye kadar da yaşayacağım. Aman Allah'ım, burası nasıl bir yer? Siz nasıl insanlarsınız? Anneme nasıl kıydınız? Bunun hesabını soracağım. Teker teker hepinizden. Hepiniz suçlusunuz. Vahşiler sürüsü. Vahşiler sürüsü. Mahmut Hoca. Siz iyi insansınız. Neden kurtarmadınız annemi? Yangında orada değil miydiniz? Hayır kızım, oradaydım. Maalesef hepimiz oradaydık. Peki neden? O gün, o yangında tek masum insan vardı. O da Leyla'ydı. Bizler, hepimiz suçluyuz. Ne istediniz annemden? Ne yaptı size? Yağmur, ne olmuş sana böyle? Gel kızım, gel bize gidelim. Herkes annemin diri diri yanmasını seyretmiş. Kimden başlayacağım hesap sormaya? Benden başla kızım. Ben de suçluyum. O gece hiçbir şey yapmadan seyredenlerden biri de bendim. Siz de mi? Gençtim, eziktim. Boynum büküktü. Leyla'nın ışığı hepimizin gözünü kamaştırmıştı. Gizli gizli hırslanmıştım Zahir. Ondan sonra da hep sessizce yas tuttum. Yeter. 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 Affet bizi. Biz onlardan değiliz. Bize yakışmaz. Biz insan yakamayız Yağmur Hanım. Yoksa yakanlardan ne farkımız kalır?
Yarın geline bir takı alalım da İsmail Efendi gücenmesin. Olur ama. Ne oldu Gülkaz, niye durdun? Aa, Yağmur değil mi o? Yağmur ne iş var bu saatte burada? Düğünden ne ara çıkıp da indiler kasabaya bunlar? Bilmiyorum hala. Oğlum al şu sandalyeleri de götür. Tamam abi. Bunlar da ayak altında. Cemil, biz neyle gideceğiz? Ya Haydarlar nerede kaldı ya? Ya Ayşe gelir şimdi, bir dur ya, bir dur. Gece vakti bizi ortada bırakacak değil ya. Yani. Bak bu tarafta sandalyeler var. Hemen alıyorum. Size bir minibüs ayarladım. Şu ileride bekliyor. Onunla gidersin. Ya gerçekten sağ olun, size zahmet verdik. Sağ olun. Tekrar hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah bir yastıkla kocasın. Sağ olun. Ya hadi güle güle. Yürüyün. Minibüsü hadi bulduk. Hadi yürüyün. Hadi bakayım. Ekin. Yürü bakayım. Hop hop bir saniye. Görmüyor musun araba dolu. Önce bizimkileri götüreceğim. Ya sizinkisi bizimkisi mi var? Binek götür işte, sıkışırız biz. Hem biz aileyiz. Onları hı ayrı götüreceğim. Siz bekleyeceksiniz. Yazıklar olsun. Sizin ev sahipliğiniz böyle mi lan? He? Öyle. Tamam Cem. Bırak bırak. Bunlara insanlık öğretemeyiz biz. Ya görmüyor musun? Tamam sakin. Boş ver. Gel. Oğlum kapatma kapıyı. Açsana. Oğlum gitme. Cemil. Lan. Vurun. Cemil boş verdin. Gitme diyorum. Lan. Oğlum gitme. Lan. Vurun. Cemil. Ulan şerefsiz. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Yer de var. Niye almadı bizi? Şeref. Niye almadıkları belli. Bizi kendilerinden saymıyorlar. Bize öteki diyorlar. Anlamadın mı? Merak tamam, etme Ekin, prenses, tamam. Merak etme, uyuyacaksın, uyuyacaksın. Zeynep, hiçbir şey sorma, arabayı kap, soğuk kurana gel. Çok acil bas kızım, bekliyorum. Aşkım sokaklarda kaldı. Kanka, hemen kurtarmamız lazım. Bir araba bulana kadar anneannem nerede bekleriz, olur mu Cemil abi? Ayşe ne diyorsun? Ha, olur, hadi buyurun. Ayol açsana kapıyı Mümtaz. Sen de gelsene 5 dakika. Sonra beni eve bırakırsın. Kapıdan mı kovacaksın? Çekil kenara şöyle. Yok ya seher misafirim vardı da. İyi akşamlar amca. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Necdet Bey İstanbul'dan teşrif ettiler. Değerli bir misafirimdir. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davut iyi de bu adam kimin nesi? İstanbul'dan kasabamıza pek kimse gelmez. Necdet Beyciğim, kardeşim Seher ve yeğenim Mümtaz. Ben kasabanıza kızımı almak için geldim. Kızın mı? Kızın kim senin? Adı Ekin. Bizim Ekin mi? Tanıyorsunuz demek. Tanımaz mı ya Mümtaz? Yağmur Hanım'a komşuyum. Seher de işte gidip geliyor, oradan tanıyorlar. Affedersiniz, siz hapiste değil miydiniz? Ne zaman çıktınız? Siz konuyu biliyorsunuz demek. Yani beraat mi ettiniz? Evet, suçsuz olduğum anlaşıldı. Cinayetle yargılanan biri bu kadar kısa sürede. Nasıl oldu? Çok güzel. Bir de burada mı yargılanacağım? Şimdi kızımla yeni bir hayata başlamak, ona mutlu bir gelecek hazırlamak istiyorum. Siz bana inanmıyorsunuz. Ya Allah aşkına Yağmur size ne anlattı? Ben kızımı almaya geldim ve almadan da gitmeyeceğim. Demek sen de babayla kızını kavuşturup hayır duası alacaksın, öyle mi Davut? Seher Hanım, Mümtaz Bey, siz evlat hasreti nedir bilir misiniz ha? Benim artık hayatımın tek amacı var. Kızım. Ben müsaadenizle alayım. Davut Bey, dostunuza minnettarım.
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Buyurun. İyi akşamlar. Buyurun inşallah. İşim koptu. Bu adamı nereden buldu? Ne çıkarı vardı evine davet etti anlamadım. Bunu öğreniriz hala. Baba çok uykun var. Niye eve gitmiyoruz? Gidiyoruz işte Gülüm. O şerefsiz şoför sefil etti bizi yahu. Lan gelmeyin demedim oğlum ben size. Ha? Düğün düğün diye tutturuyordunuz. Hırsını çocuklardan mı çıkarıyorsun Cemil? De yeter artık bir sus. Zehra. Lan ne arıyorsun lan sen burada? Çek arabanı. Ben de araba diyecektim. Ne arabası? Biz kimiz lan burada? Ne diyeceksen bana diyeceksin. Kız yürü. Hadi git. Git kardeşlerin yanına hadi. Kız sen belanı mı arıyorsun? Yürüsene. Yürü yürü hadi yürü. Tamam ama, tamam. Çocuklar hadi yürü. Gel lan sen şöyle. Yürü. Ulan şerefsiz. He? Ulan ben sana gözüme gözükme demedim mi? He? Ben seni kulaklarından tavana sarıp demedim mi? Lan sen safsız mı sandın benim kızımı? Kızını seviyorum. Seviyorsun öyle mi? Çok seviyorum. Sevdalıyım. Ulan hiç utanmıyordu. Vazgeçmem. Sevdalıyım. Ulan ulan ben senin kemiklerini kıracağım ulan. Kır. İstediğin kadar kır. Aha burada Zehra'nın adı yazıyor. Sil silebilirsin. Ya yürü git. Un çuvalı gibi durma karşımda. Ne? Ne var? Bu adamı nereden buldun? Senin evinde ne işi var amca? Senin bu işten nereden haberin oldu? Size hesap mı vereceğim be? Evet, hesap vereceksin amca. Gene ne işler çeviriyorsun Davut? Ya benim bir şeyden haberim yok. Adam geldi beni buldu. Tesadüf. Ne hikmetse bu kasabaya gelen her kimse önce beni buluyor ya. Baktım adamın haline acıdım. Yeğenim insanlık öldü mü? Ne insanlığı Davut? Adam katil. Karısını döve döve öldürmüş biri amca. Mahkeme nasıl serbest bırakmış peki? Demek ki bilmediğiniz şeyler var. Evet haklısın. Bilmediğimiz şeyler olduğu kesin. Mesela senin bu adamı nasıl bulduğunu ya da onun seni nasıl bulduğunu hiç bilmiyoruz. Ama sen merak etme amca. Bunu yakında öğreneceğim. Mümtaz haklı. Bu adamdan uzak dur. Seher, başıma diktatör kesilme. Çocuk muyum ben be? Ne yapacağımı sana mı soracağım? Öf be, öf be. Mümtaz, bu kim bilir hangi şeytanlığın peşinde. Hadi gidelim biz. Uzak duralım bundan. Çok iyi olur, çok iyi olur. Hadi. Güle güle. Güle güle. Ya bizim bu arkadaş Hüseyin'i gördün mü sen teyze oğlu ya? Ben ne bileyim senin arkadaşını. Emme oğlu. Görmedik. Allah Allah. Sorduk sağlam ettik kardeşi. Acilen minibüs kap gel dedi biz de geldik. Hüseyin mi haber etti? Evet. Aradı. Dedi ki darda kaldılar yetiş dedi. Ben de atladım geldim. Yapma ya. Allah Allah. Sizi rüyamda mı gördüm kardeşim? Atlayın lütfen. Telefonu da açmıyor zaten. Merakta kaldım. Nerede bu çocuk? Ne? Nerede? Dur oğlum dur. Yanından geçtik. Madem arabayı ayarlamış yazıktır. Bu saatte yolda kalmasın.
nedir ya? Dayak mıydın lan sen? Bu ne halın oğlum? Yok bir şey. Köylülerle kavga ettik. Kim lan bu köylüler? Dur Zeynel, dur. Tamam tamam. Yarın gider icabına bakarız. Yalnız feci dağıtmışlar suratını ha. Büyütme, yok bir şey. Yoluna devam etsin. Oğlum, kıvırcık yürü. Nereye mi kıvırcık kardeşim? O nasıl hal? Necdet denen adamı hiç gözüm tutmadı. Aman senin de gözün üstünde olsun. Yağmur daha fazla üzülmesin. Çok dikkat edelim Mümtaz. Merak etme abla. Yarın ilk işim bu adamın cezaevinden nasıl çıktığını öğrenmek olacak. Hı-hı. Yağmur'un üzülmemesi için bu adamı buradan uzak tutmak lazım. Doğru. Hadi iyi geceler. İyi geceler abla. Artık her şeyimi sana borçluyum Aydar. O ne demek Yağmur Hanım? Estağfurullah. Gözüm dönmüştü. Az kalsın katil olacaktım. O an ben olmaktan çıkmıştım. Beni kendime getirdin. Otursana şuraya. Sen neler yaşadın Haydar? Nasıl bu kadar doğru, bu kadar vicdanlı bir adam oldun? Çocukluğunu merak ediyorum. Ne zamandır çalışıyorsun? Ben 5 yaşındaydım. Bir günde büyüdüm. O gün bugün çalışırım. Ne oldu 5 yaşındayken? Anamı babamı kaybettim. Nasıl? Bunları sonra konuşuruz. Şimdi siz dinlenin. Anlatsana. Düşmanlık. Ben de yanlarındaydım. Anam üstüme kapandı. Kurşunlardan korundum. Beni de öldü sanıp gittiler. Anamın ölüsünün altından çıkmadım. Orada ne kadar kaldım hatırlamıyorum. Anam, babam, iki kardeşim. O gün her şeyimi kaybettim. Ama hala anamın kokusu burnumda. Ana söylen çocuk çabuk büyüyor. Başka kimsen yok muydu? Köylü alıp beni dedeye götürmüş. Yıllar boyu susmuşum. Dede sabretti. Beni yanından ayırmadı. Ne biliyorsam ondan öğrendim. Bir gün ben de sizin gibi her şeyi yakacaktım. Öfke gözümü kör etti. Dede tuttu elimi. Sağ ol Aydar. Sağ ol. Bizimkiler geldi. O iki katili bir arada görünce bir an deliye döndüm. Bunlar birbirini nereden buldu Aydar? Nasılsa öğreniriz Yağmur Hanım. Necdet burayı nasıl buldu? Burada olduğumuzu kimse bilmiyor. Yağmur. Gel. Gel canım. Bu gece senle yatayım ne olur. Sen gelmesen ben geliyordum koynuna. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. Kızırız. He. Cemil haklı mı ne? Nasıl yani? Bu bizim Heydo'yla Yağmur Hanım. Çoktan işi pişirmişler. Ne diyorsun sen Seyit? Senin için fesat olmuş. Ayıp ayıp. Kimi kime yakıştırıyorsun be? Hadi lan oradan. Kasabada dedikoduları ayyuka çıkmış. Ha, sen de kasabalıyla bir oldun, onları çekiştiriyorsun öyle mi? Belki kadın rahatsızlandı.
Amma dert niyetli misin ha? Saçma sapan konuşma. Biz gördük göreceğimizi. Aha bu bizim Heydo'nun da başı bulanık. Bu kıza yanmış besbelli. La havle ve la. Çok öfkeli olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Haklısınız. Kendisiniz. Daha iyi misiniz? İyiyim. Dün kendimde değildim. Şimdi çok daha iyiyim. Gece düşündüm, bazı kararlar verdim. Artık ne istediğimi biliyorum Haydar. Davut Ağa'nın da Mümtaz Bey'in de acı çekmesini istiyorum. Ama sabırlı olmam lazım. Hemen olacak bir iş değil bu. Davut Ağa bu kasabadaki itibarını kaybetmeli. Mümtaz Bey'e gelince... Merhaba Ahmet. Merhaba. Oo, sapan yapmışsın kendine. Ha? Aferin sana. Bir deneyelim. Vuramadım. Senin yaşlarındayken ben de sapan yapardım. Güzel yapardım. Ama yapmayalı yıllar olmuş. Otursana. Kitap okumayı sever misin? Her okuduğun kitapta yeni bir yolculuğa çıkarsın. Bambaşka dünyalara gidersin. Bak bu Dede Korkut hikayesi. Bir oku bakalım. Eğer seversen sana başka kitaplar da veririm. Çok sağ olun. Bu ne Mümtaz amca? Yağmur ablana yazdım. Kapısının altından atar mısın? Atarım. Aferin. Peki bu aramızda bir sır olarak kalır mı? Kalır. Sağ ol. Aha, unutma. Eğer kitap hoşuna giderse sana başka kitaplar da veririm. Anlaştık. Müzik.
Mümtaz. Yazdım bitti. Aha. Aslansın ben Mümtaz. Okuyayım mı? Sen okuyacaksın tabii. Benim okumam yazmam var mı? Bana düşen ayağınızın bastığı yerde bir toz zerresi olmak. Sizi görebilmek. Sizin soluduğunuz havayı solumak. Seslendiğinizde hemen yanınızda olabilmek. Olmuş mu Yusuf abi? Gerçekten de tam kalbimden geçenleri yazmışsın Mümtaz. Sağ ol. Yine aynı yere koyarım. Leyla Hanım'ın da kapısını tıklatırım. Sağ olasın Mümtaz. Başka bir şey lazım mıydı Raz abla? Yok yok, bir çay koyacağız o kadar. Ben herkesi çağırıyorum o zaman. He, iyi olur. Ben o konuyu sabaha kadar düşündüm de Yağmur Hanım. Bu Davut, Ekin'in babasını nasıl buldu anlayamadım. Bu adamın sizde kaydı kuydu var mıydı? Dosya. Çocukken de böyleydin. Önünde bir iş olunca dünyayı unuturdun. Hadi çayını iç. Bir dakika alam, az kaldı. Düşünüyorum da hala. Yağmur'un bizi affetmesi çok kolay olmayacak. Biraz zamana ihtiyaç var. Ayrıca komşumuz, yüz yüze bakıyoruz. Fırsat bulup konuşmamız lazım. O yangında Yağmur'un hayatını sen kurtardın Mümtaz. Bunu gidip Yağmur'a söyleyeceğim. Hiç olmazsa bazı şeyleri anlasın. Bunu yapmayacaksın değil mi? Söyleyeceğim Mümtaz. Haksız yere seni suçluyor. Düzelteceğim aranızı. Gidip ne diyeceksin hala? Senin anneni biz öldürdük ama seni kurtardık bu arada mı diyeceksin? Hiç olacak şey mi? Mümtaz niye kabul etmiyorsun? Leyla'nın ölümünde senin hiçbir suçun yok ki. Ben kendimi vicdanımda mahkum ettim. Başkalarının ne düşündüğü umurumda değil ki. Bu yüzden Yağmur çok haklı. Bak hala. Sen de bana söz vereceksin. Yağmur'a benim yaptığımı anlatmayacaksın. Peki Mümtaz. Can senin canın. Eziyet etmeye and içtiysen ben bir şey yapamam. Yalnız küsliğe de izin veremem. Üstüme düşeni yaparım bilmiş ol. Mümtaz amca. Ha. Gel Ahmetciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsın? İyiyim. Seher alasın. Ahmet çok güzel kitap okumaya başladı. Siz galiba gizli bir iş çeviriyorsunuz ha? Nereden çıkardın hala? Yok öyle bir şey. Buyurun. Hayırdır Yağmur abla, bir şey mi oldu? Hiç uyumadım dün gece. Merak etme, iyi olacağım Müşerref. Mümtaz Bey de perişan. Hiç iyi görünmüyor. Çok üzülüyor belli ki. Neden iyi değilmiş? Nesi varmış? Bilmem ama o da sizin gibi mutlu olmaya layık biri. Ekine turta yaparsam sevinir. Ben mutfağa iniyorum. Al sana da öğretmemi ister misin? Öğretir misin? Tabii öğretirim. Hatta bakarsın boynuz kulağa geçer. Gel. Günaydın Ayşe. Kolay gelsin. Sağ olun Yağmur Hanım. Sana hemen bir çay dökeyim. Sofrada 5 dakikaya hazır olur. Bir çay içerim ama kahvaltı etmeyeceğim. Ayşe bir şey soracağım ama yanlış anlarsın, gücenirsin diye çekiniyorum. Ne istersen sor Yağmur Hanım. Niye güceneyim? Bizim oğlanlarla ilgili.
Hayırdır, bir şey mi oldu? Acaba benim odama girmiş olabilirler mi? Dosyalarım karıştırılmış da. Hani ne de olsa çocuk onlar. Aman deme Yağmur Hanım. Hiç karıştırma adetler yoktur bizimkilerin. Bak görüyor musun, çok canım sıkıldı şimdi. Ayşe, olur öyle şeyler. Ben hesap sormuyorum ki. Sadece çocuklara bir sorar mısın diye söyledim. O dosya önemli de. Elbet soracağım. Merak etme sen Yağmur Hanım. Teşekkür ederim. Ahmet, Ali, gelin hele buraya. Gel buraya. Bak, bir şey soracağım, doğru söyleyeceksiniz ama, tamam mı? Ben biliyorum, benim çocuklarım yalan konuşmaz. Ama korkmak, saklamak yok. Yağmur Hanım'ın odasına hiç girdiniz mi? Ben sadece kapısına gittim. Şey için, ama içeri girmedim. Sen? Hiç içeri girip sağa solu karıştırdın mı oğlum? Lan, dilin yok mu senin dilin, ha? Girdin mi odaya, cevap ver. Yemin billah, biz hiç o odaya girmedik. Valla, doğru söylüyorum. Ulan, eğer yalan konuşuyorsan seni var ya parça pinçik ederim ha. Oğlum, korkmayın, tamam. Ben ikinize de inandım, tamam. Hadi şimdi güzel güzel okulunuza gidin. Hanım, hanım. Oğlum, ne arıyorsun sen burada? Bana sorana bak. Sen Yağmur Hanım'ın odasından çıktın değil mi? Ne işin var orada? Ya get işine ya. Sen ne arıyorsun burada? Ödümü patlattın. Dönüşte de minibüse bilin ha. Al bakalım. Hadi bakalım. İyi dersler. Hadi yürüyün. Ver Seyit abi. Seyit. Buyur Cemil. Gel gel. Gel. Haydar, biraz gelebilir misin? Sana bir şey soracağım. Ulan Cemil, sen ne tilkisin ya? Haklı çıktın. Dün gece bizim Haydo kucağında getirdi hanımefendi. He, ya boş ver. Her şey sanmıştım. Ben onu demiyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. Ne oldu söyle. Ama dosyalar karıştırılmış, eminim. Çocuklardan kuşkulanmıştım ama değilmiş. Siz merak etmeyin Yağmur Hanım. Kim yaptıysa bulurum. Siz bana bırakın. Hava soğuk, bir atkı taksaydım bari. Üşümem, merak etmeyin. Aa, çok güzel olmuş Müşerif. Niçin bu? Yastık kenarı. Bu modeli anneannem öğretmişti. Kime yapıyorsun? Hediye mi? Baskına geldik hanımlar. Yağmur Hanım, misafir kabul ediyor musunuz? Buyurun. Hoş geldiniz Fitnat Hanım. Hoş geldiniz. Seher Hanım. Hoş bulduk. Ha, bak Şükriye Hanım, Aysel Hanım, Hacer Hanım. Hepimiz toplandık geldik. Kusurumuza bakma demeye geldik. Bütün kasaba seni konuştuk. Nasıl da canın yanmış ki isyan ettin. Hem de meydanın ortasında. Sana bir özür borcumuz var Yağmur, kabul edersen. Bu da ev halkına. Tatlı yiyip tatlı konuşalım değil mi? Çok teşekkür ederim. Bir acı kahveni içeriz artık ha? Müşerref kızım, seni çok iyi gördüm. Ya maşallah. Ya. Maşallah kız. Aman, Ekin dışarı çıkma canım, gelmiş. Gel yanıma. Fitnat Hanım, Seher Hala geçsenize buyurun. Hadi. Müşerref sen ilgilen. Ben Ekin'e eldivenle bere getireyim. Hı hı. Tamam Yağmur abla. Hala bir durun. Az bir mola verelim. Toplanın şöyle de bir konuşalım. Ne oldu, ne var yine Aydo? Yağmur Hanım'ın odasına biri girmiş. Evrakları karıştırmış. Ne evrakıymış Haydar abi? Bize ne ki? Çok önemliymiş, ailesiyle ilgili. Seyitciğim, seni Yağmur Hanım'ın odasında gördüm ya ben. Niye söylemiyorsun? He, girdim. Ama pencereyi kapatmaya girdim. Ne oldu ya, niye inanmıyorsunuz? Ya sana ne oluyor Eydo? Sen Yağmur Hanım'ın avukatı mısın? Doğru konuş Seyit. Tepem attırma. Ne olur üç tepene taksan, sen bize yağdır emirleri, ondan sonra git o kızı kucağında taşı. Oh be! Eydo dur ya. Dur. Haydar abi gözünü seviyor.
Yazıklar olsun oğlum. Bu kadın yüzünden bana el kaldı. Herkes hattını bilsin. Ben Yağmur Hanım'ın işçisiyim. O da evin hanımı. Ağzınızı tutlayın. Tamam haklısın. Yağmur Hanım, bana çok öfkeli olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Haklısınız. Kısa süre içinde büyük sarsıntılar geçirdiniz. Hah, Yağmur abla burada mıydın? Misafirleri salona aldık, seni bekliyorlar. Tamam mı Şeref? Bunları Ekin'e giydirelim. Tamam, ben giydiririm. Kız, ne yapıyorsun öyle? Ha? Ne o elindeki? Hiç, bir şey değil. Ver bakayım. Ver, ver ben de bir bakayım ver. Yok, ne diyorsun be? Ver. Gel buraya bakayım. Yok, yok. Ver, ver, ver. Yok, yok. Bırakacağım kız, bir şey yapmayacağım. Abla, bir şey. Abla, bırak. Vay anam. Kız bu ne? Bu oğlan yavuklu mu yoksa? Az çocukmuş Esat'tan. Kız sen nereye bakan yürek yakalmışsın kız? Öyle deme be abla. Kız Zehra. Anangil öldürür seni. Kurban olayım Miraz abla. Ne olur kimseye deme. Anam vallahi gebertir beni ha. Sen hele aklını başına devşir. Ben bilmiyorum söyler miyim söylemez miyim. Hele bir düşüneyim. Bakacağım sonra çaresine. Kalk bir çay koy. Misafirler geldi. Hüseyin, beni uğraştırdın ama güzel oluyor ha. Abi cep telefonumla kaçamak çektim. Ne olur biraz daha yakınlaştırsan abi kızı bana. Biraz daha. Şöyle omuz omuza baş başa gibi çıkalım. Başka emrin? Arka fona da şöyle bir deniz kıyısı gibi romantik bir manzara ver. Yaşa be Sıtkı abi. Vallahi şahane oldu. Ellerine sağlık. Bir de çıktısını alalım şunu. Yavukluma götüreceğim. Çıkarırız, çıkarırız. Ne güzel yapmışsın evini. Vallahi hayran kaldım. Çok marifetlisin maşallah. Tek marifeti o değil ki. Kadın başına koca çiftliği çekip çeviriyor baksana. Aha böyle olacaksın. Erkeğe muhtaç olmayacaksın. Bak Yağmur kendi ayaklarının üstünde aslanlar Yağmur, gibi duruyor. Bu kadınlar yoldan çıkmaya hazır. Hepsine bir cesaret geldi baksana. Fitnat Hanım siz de kendi işinizin başındasınız. İnsan kendi hayatını kazanınca daha güçlü oluyor galiba. Yok canım senle ben bir miyim? Şu kasabada bir Allah'ın kulu elinden tutmadı. Destek olacağına köstek oldular. Sen dirayetli olmasan çoktan yıkılırdın. Mücadele etmeden hiçbir şeyin kazanılacağına inanmıyorum. Yanlış bir şey varsa karşısında durmak lazım. Vallahi çok doğru. Öyle kadere boyun eğmekle olmuyor bu işler. Kadere boyun eğmek benim yapımda yok. Bakın Müşerref'e kırdı kabuğunu çıktı. O da artık kendi ayaklarının üzerinde duracak. Her kadının içinde bu gücün olduğuna inanıyorum. Sus sus imrendim vallahi. Aferin kız sana. Helal olsun. Şimdi kocalarınızı çekiştirmeye başlarsınız. Hadi kalkalım. Gece yatısına gelmedik buraya. Hadi hoşça kalın. Canım, şey güle güle. Hadi her bakalım hanımlar. Teşekkür ederiz. Güle güle. Hadi. Yağmur. Kızım bize kırgınsın. Haklısın da anlıyorum. Ama Mümtaz'ın bir günahı yok. Hiç açmayalım o konuları. Kızım insanlar konuşa konuşa. Bak böyle yaparsan bizi daha da üzersin. Benim artık konuşacak bir şeyim kalmadı Seher Hanım. Aa böyle tavır yaparsan hiç çekemem Yağmur. Çocukluk ediyorsun. Hiç yakışıyor mu sana? Ne olduysa yaşandı bitti diyeceksin. Dünü bırakıp bugüne bakacaksın kızım. Seni kızımdan daha yakın görmesem bir dakika durmaz çeker giderdim. Yeter artık. Küslük müslük anlamam ben. Kızım. Canım. İkimizin bir şarkısı vardı. Hatırlıyor musun Ekin'im? Nasıl başlıyordu?
Küçük kız, küçük kız, söyle bana neredeydin? Dün sabah bekledim, oynamaya gelmedin. Sormayın halimi, ah neler oldu. Seni özledim deyip bu şarkıyı söyledim. Niye biliyor musun? Belki sen de beni ta oradan duyarsın diye. Hiç mi özlemedin babanı yavrum? Hadi. Bir kerecik şarkımızı beraber söyleyelim mi? Hadi. Tamam. Bugün keyfin yoksa, istemiyorsan gidelim. Zaten teyzen merak etmiştir iyice. Hadi. İstersen içeri gir. Anlattıklarınıza göre dava kamu davası Mümtaz Bey. Bu kadar kolay beraat edemez. Muhtemelen tutuksuz yargılanıyordur. Tamam işte, ben de neler olmuş onu öğrenmek istiyorum. Necdet, neydi soyadı? Akkirman. Birkaç gün içerisinde dosyayı bulurum. Mesele neymiş anlarız. Güzel. Ama bir tuhaflık var. Nedir tuhaf olan? Siz oturmuş Yağmur Hanım'a iyilik yapıyorsunuz. O da size dava açmaya çalışıyor. Anlamadım, ne davası? Cinayet davası. Cinayet mi? Annesi için. Amcanız başta, siz dahil herkese dava açmak istiyor. Hepimizi alt üst ettin be kızım. Ekin, fazla uzaklaşma. Tamam. Kızım, sen beni dinlemiyor musun? Ben de alt üst oldum. Kendime gelmem de kolay olmayacak. Her şeyi öğrendim mi sanıyorsun? Ama inan Mümtaz'ın hiçbir suçu yok. Var Seher Hanım. Onun suçu hepinizden fazla. Her şeyi bana en başında anlatabilirdi ama sustu. Ha, sen kolay sanıyorsun galiba her şeyi anlatmayı. Bu acı zaten bizim yüreğimize oturmuştu. Sen niye bizi anlamaya çalışmıyorsun? Şimdi de başımıza kan davası çıkarma Yağmur. Bak, hepimiz bu dünyada bir şekilde cezamızı çektik. Öbür dünyaya hazırlanıyoruz. Ama ne olur Mümtaz'ı bizden ayrı tut. Onun o zaman da yüce bir gönlü vardı. Hayatında bilerek isteyerek kimseye zarar vermedi hiç. Yağmur, ben Zehra'ya gideceğim. Tamam, git ve onun yanından ayrılma. Canım çok yandı Seher Hanım. Durulmak için biraz zaman lazım bana. Mümtaz Bey beni yaraladı. İlk defa bu kasabada birine güvenmiştim. Kalbimi açmıştım. Çok incindim. Ben de onu inciteceğim. Sen de şimdi onun canını yakacaksın, öyle mi? Mümtaz benim ellerimde büyüdü. Dünyanın en yaralı yüreği onunkidir. Bakma öyle dimdik durduğuna. Sen üflesen yıkılır gider. Yıkılır mı gerçekten? Neyin peşindesin Yağmur? Sakın tehlikeli bir oyuna kalkışma. Bu araba ne olacak? Çürüyecek mi burada? İyi günler Zehra. Efendim Mümtaz Bey. Sizinle konuşmam lazım. Keşke konuşacak şeylerimiz olsa. Sizin olmayabilir ama benim var. Dinlerseniz tabii. Daha önce sizi dinleyecek çok vaktim vardı Mümtaz Bey. Ama siz hiç konuşmadınız. Herkes herkese oyun oynuyor. Siz bana bunu öğrettiniz. Yanılıyorsunuz Yağmur Hanım. Benim hayatımda oyunlara yer yoktur. Evet, geç oldu ama öğrendiniz. Bence artık geçmişle olan hesabınızı bitirin. Bitirmeye çalışıyorum, merak etmeyin beni. Ben sizlere benzemeyeceğim. Ayrıca siz masumsunuz. Anneme olanlarda hiçbir suçunuz yok. Ama gerçeği bilip de söylememek bence yalandan daha büyük bir suçtur. Evet, haklısınız. Ben sizi üzmemeye özen gösterdim. Ama dikkatsiz davranıp daha çok üzdüm. Bu arabada suçunuzu bastırmak için miydi? Lütfen onu oradan kaldırın. Yolumun üzerinde görmek istemiyorum. Sonra ararım. Kaplumbağa lazım. Tosbağa tosbağa.
Ne kaplumbağası Necdet Bey kardeşim? Nereden çıktı şimdi bu? Ya nereden çıktıysa çıktı. Bulmam lazım işte o kadar. Çocuğa yaramak için bula bula kaplumbağa mı buldun? Yalama şeker al, oyuncak al, bebek al, harçlık ver, ne bileyim. Gevezeliğe gerek yok. Nereden bulurum onu söyle. Tamam tamam. Oradaki çocuklara biraz para ver. Bir günde 40 tane kaplumbağa getirirler sana. Eyvallah. Bayağı manyak be. Bana çok öfkeli olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Haklısınız. Kısa süre içinde büyük sarsıntılar geçirdiniz. Ama beni dinlemelisiniz. Buna izin verdiğinizde inanın beni affedeceksiniz. Ürkek bir kız çocuğu gibi dünyaya tutunmaya çalışmanızı izledim. Korunmaya ihtiyacınız vardı. Ben de kendimce sizi korumaya çalıştım. İncinmeyin. Hayata küsmeyin. Öyle kalın. Bu kasabaya geldiğinizden beri ben başka biriyim. Yalnız ben mi? Hepimizi değiştirdiniz. Sizin göz kamaştırıcı ışığınızla aydınlanıyor her şey. Hayata nasıl sevgi ve saygıyla bağlı olduğunuzu görebiliyorum. Hepimizden daha cesur, daha güçlü olduğunuzu görebiliyorum. Size ilk gördüğüm andan beri çok uzun zaman önce kaybetmiş olduğum mutluluğu hatırlıyorum. Bana mutluluğu hatırlatıyorsunuz. Bir kez daha kaybetmemek için her şeyi göze almaya hazırım. Bana mutluluğu hatırlatıyorsunuz. Bir kez daha kaybetmemek için her şeyi göze almaya hazırım. Yağmur Hanım, buyurun binin isterseniz, konağa gidiyoruz biz. Yok Cemil, biraz yürümek istiyorum, siz gidin. Cemil abi, gel sen devam et. Siz devam edin. De hadi. Bugün daha iyisin sen. Artık her şey değişecek Haydar. Bundan böyle ipler benim elimde. Merak etme, endişelenecek bir şey yok. Her şey kendi istekleriyle olacak. Vallahi dediğinizden bir şey anlamadım ama. Onları anlayacaklar Haydar. Yakında. Ben bittim Davut Ağa. Mahvoldum ben. Ya otur, otur şöyle bir. Konakta işler tersine döndü Davut Ağa. Benden şüpheleniyorlar. Bir şey olmaz. Ne yapacaklar? Hiç. Otursana ya. Otur bir anlat. Yok yok, hemen gideceğim ben. Şu Necdet işinden payıma düşen neyse onu ver, hemen gideyim ben. Acelen ne Seyit? Daha iş bitmedi. Belki bahşişim bile olur. Neyin ne olacağı belli değil. Sen olan kadarını ver, gerisi Allah kerim. Al bakalım. Bu ne Davut Ağa? Çocuk mu kandırıyor? Diğer yarısı da Necdet Bey. Ben senden anlaştım Davut Ağa. Necdet Mecdet tanımam da. Tanışırız. Tanışırız. Hadi. Seni ağa bildik. Şu yaptıklarına bak. 3 kuruşta koydun bizi gönderdin.
Senin gibi ağa olmaz olsun. Bundan sonra senin kapının önünden bile geçmem. Senin yüzünden düşmanım arttı be. Başka da bir faydanı görmedik. Hadi hadi eyvallah. Abi gördün mü ya? Telefonu var. Varsa var. Sen karışma. Gene azarlayamayalım. Ulan saat kaç olmuş? Sabahtan beri buradayım be. Neredesin Zehra? Şu fotoğrafı bir gösteremeyecek mi ya? Lan! Siz nereden çıktınız lan? Şakallar! Daha önce niye ses etmediniz? Annem bugün minibüs parası verdi de. Lan çok param olsun. Sizin çuvalla harçlık vereceğim lan. Ha? Bakalım beğenecek misin? Tarifi ben verdim. Senin için özel yapıldı. Hey, bizi adam yerine koyan yok tabii. Haydar'a minnet borcun bir tabak yemekle ödenir mi sanıyorsun Cemil? Çok sağ olun. Zahmet etmişsiniz. Afiyet olsun Haydar. Herkese afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ekin'i uyandırsak mı Zehra? Yorgun düşmüş, uyuyakaldı. Biraz daha uyusun Yağmur abla, hiç ellemeyelim. Gördün mü kızım? İyiliğinin semeresini gördün. Kalkıp ayağına kadar özür dilemeye geldiler. Biz de uzatmayalım bu tatsızlığı istersen ha? Tamam dede. Kasabalıyla benim bir derdim yok. İnsanın iyisi var, kötüsü var. İyisine her daim kapımız açık değil mi Yağmur Hanım? Yani. Hı-hı. Seyit amca, senin telefonunda hangi oyunlar var? Ne telefonu lan Seyit? Senin telefonun mu var? Var tabii. Bugün minibüste konuşuyordu. Abim de gördü. Telefonu ver Seyit. Kaldırsak sen çıkıyorsun. Ya elden düşme aldım işte köyü çocukları aramak için. Niye üstüme geliyorsunuz? Ne oldu ya? Haydar abi tek numara var. Kimmiş o? Davut abi. Ne? Senin ne işin var bu adamla? O da izlen kaçtırdın değil mi? Bu Necdet de başımıza sen musallat ettin. Ulan sen ne biçim adamsın? Ulan insan yediği kaba pisler mi ha? Durun durun çocuklar yapmayın. Haydar, Cemil, kavga gürültüyle işimiz olmaz. Gidip konuşacağız. Gelin. Yürü. Bu iş için çok genç değil misiniz? Daha doğru dürüst birbirinizi tanımıyorsunuz bir de. İyi düşündünüz mü? Evet, düşündüm Mümtaz Bey. Yalnız bunun geri dönüşü yok. Bunu biliyorsun değil mi? Vazgeçemezsin. Vazgeçmeyeceğim. Başka bir şey daha var. İnançlar. Benim için farklı inançlarda olmanız sorun değil. Ama siz burada bu kasabada yaşayacaksınız. Bir sürü şeye direnmelisiniz. El ele olmalısınız. Bu konuda kimse bir şey diyemez. Deseler de umurumda olmaz. Seni iyi anlıyorum şey. Buna sevindim. Aşk bazen insanlık adına çok şeylere kadirmiş. Mümtaz Bey, siz bana arka çıkarsanız kasabada kimse bize bir şey yapamaz.
Sen merak etme oğlum. Gücümün yettiği yere kadar yanınızdayım. Nerede kaldı bunlar? Çok merak ettim. Telefonu da Davut vermiş. Bizim yolumuz erkanımızda bunun yeri ağırdır. Ama neden? Siz bizden biri değilsiniz. Dışarıda beklemek lazım. Haddini bil Sait. Biz bunu aramızda hallederiz kızım. Sen müsaade buyur. Tamam dede, ben çıkıyorum. Yani ne demek? Aramızda artık yeri yoktur. Islah olana kadar. Ben Iraz'ı alıp memlekete dönerim. Ona Iraz kendi karar verir. Değil mi dede? Senin kafanı kurcalayan başka bir şey daha var. Söylesene. Bana burada bir iş verseniz Mümtaz Bey. Vallahi karın tokluğuna çalışırım. Ne iş olsa yaparım. Şuradan gölgesi geçse onu görmek bile sana yetecek ha. Yakınında olduğunu bilmek bile gece rahat uyumanı sağlayacak. Sesler arasında onun sesini fark etmek. Onu duymak. Şu anda onun ne düşündüğünü düşünmek. Onun rüyalarına girmeye çalışmak. Kavuşma anını hayal etmek. Mümtaz Bey, vallahi dediklerinin hepsi aklımdan geçiyordu. Nereden biliyorsunuz bunları? Aşk herkese uğrar ve şans tanır Hüseyin. Deyip geçmez. Seninki gibi deler adamın yüreğini. Sana söyledim. Bu yaptığın hainlik dedim. Sen nasıl bir adamsın Seyit? Nasıl bakacağız insanların yüzüne? Bana ne insanlardan? Bir düşle gör. Kim bakar bize, çocuklara? Niye? Bir ekmek bulduk, bölüştük, yedik. Kim neyini sakladı senden? Hepimiz aynı değil miyiz? He, aynıyız. Sürünüp duruyoruz işte. Ne yapaydım? Böyle ırgatlıkta nereye kadar gider? Hadi kalk toparlan. Şehre varır bir otobüs buluruz. Sabah da memleketteyiz. Ben gelmeyeceğim. Nasıl gelmeyeceksin? Sen git çocukların başında dur. Ben yaza kadar çalışacağım burada. Delirdin mi kız sen? Hadi toparlan hadi. Zorla mı götüreceksin? Senin ettiğinin cezasını ben mi çekeceğim? Dede vermiş senin cezanı. Git adamın öyle gel. Bu kadın Müşerref'i kocasından ayırdı. Bizi de ayıracak. Sen de onun oyununa geldin biraz. Yazıklar olsun. Sen şimdi sahiden gelmiyor musun? Nasıl gideceğim ben Iraz? Yapmaya çalıştın Seyit. Memleket o kadar param var mı? Yine mi o da bu kalan adamdan para aldı? Sen nasıl bir herifsin? Tüm senin suratına. Parayı nasıl kazandığını önemi yok. Cebinde mi değil mi ona bakın. Thank you.
Bu kasabaya geldiğinizden beri başka biri. Bana mutluluğu hatırlatıyorsunuz. Bir kez daha kaybetmemek için her şeyi göze almaya hazırım. Yağmur Hanım, pencerenizi açık görürsem çok mutlu olacağım. Ali, sen git, ben sana yetişirim. Tamam. Günaydın Ahmetciğim. Günaydın Mümtaz amca. Verdiğim kitabı okudun mu? Başladım. Daha 2 sayfa okudum. Aferin. Önemli olan okumaya başlamak. Onu bitir. Bunu da okursun. Bu ne anlatıyor Mümtaz amca? Bu da senin yaşındaki çocukların hayata dair mücadelesini anlatıyor. Hadi bakalım, görüşürüz. Görüşürüz. İyi dersler. Teyzenin günleri sayılı. Yağmur'un hakkından gelirim. O çok kolay da. Hele şu dava bir sona ersin. Aa, okula gitmedin mi hala? Niye geri döndün Ahmet? Defterim kalmış da. Hadi çabuk ol, daha fazla geç kalma hadi. Tamam. Orada kal, bir adım daha atayım demem. Git buradan. Herkes yavrusunu yanında gezdirir. Hayvanlar bile öyle. Tosbağımın yavrusu muymuş? Bilmiyorum ikincim. Bence yavrusu. Babasını arıyormuş. Ben de bulup getirdim. Onlar da bizim gibi ayrı kalmış. Hadi. Yanına götür de babası sevinsin. Alabilir miyim? Teyzen de baba kızı ayırmak istemiyor. Seni nasıl özlediğimi de biliyor. Uzatma Necdet. Haydi çık dışarı. Mümtaz amca. Yağmur, bak biraz insaflı ol. O benim kızım. Oturup iki medeni insan gibi konuşamaz mıyız ya? Medeni insanlar karısını döverek öldürmüyor. Utanmadan rol yapıyorsun. Resmen oynuyorsun. İkinin kafasını karıştırıyorsun. Buna izin vermeyeceğim. Ben sadece kızım istiyorum. Bırak şimdi bu yalanları. Gerçek niyetini söyle. Kızımı istiyorum Yağmur. Başka bir niyetim yok. Ama beni daha fazla zorlarsan bu arazi ve konaktaki bütün haklarımı da isterim ha, ona göre. İşte senin Hayır. asıl amacın bu. Ekini de alet ediyorsun buna değil mi? Ben kızımı alet etmem. Sen beni bu hale getirdin. Bunu demek zorunda bıraktın. Ben kızımı istedikçe önüme engel koydum. Şimdi de ben sana engel koyacağım. Cinayetten yargılanıyorsun. Ekin'in velayetini sana asla vermezler. Bir iğne bile alamazsın buradan. Ben kimseyi öldürmedim. O bir kazaydı. Çabuk git buradan. Çabuk git. Ablam ölmeden önce bana her şeyi anlattı. Tek vasiyeti vardı. Son nefesinde bile Ekin'i düşündü. Onu bana emanet etti. Necdet Bey, buyurun. Arabanıza bin. Sizinle konuşacaklarım. Oldu bakalım. Aklı başında insanlarla konuşalım bakalım. Konuşmana bin lan. Hadi bin. Beni takip edin.
Nereye gidiyoruz ya? Bu adam bir dolap çevirmesin. Bakalım Mümtaz Bey Necdet'e nasıl yardımcı olacak? Ben arkalarından gidiyorum. Yağmur Hanım, keşke gitmeseniz. Ya iş işten geçmeden şu gübre meselesini çözmemiz lazım. Ama önce gübreyi bulmak lazım Cemil abi. Hadi gel şu işe gidelim. Kızım, çiçeğim, sen çok gençsin. Daha bahar dalısın. Bak sonra çok üzülürsün. Kızım doğru söyle. Gönlünü verdin mi sen bu oğlana? Ya ana, sorguya mı çekiyorsun ya? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Kim bilecek o zaman? Ben mi bileceğim? De bakayım. Senin de gönlün var mı yok mu? Söylesene kız. Ana, bu da ne kız? Kim var orada? Yok bir şey ama çocuklardır. Bir salata yapalım. Allah Allah. Yürü hadi. Beni takip et demiştim. Burada konuşalım ne konuşacaksan. Bırakın kedi fare oyunu işlerini. Dediğimi yap. Şimdi arabana bineceksin ve peşimden geleceksin. Nereye gidiyoruz? Bilelim mi onları da? Gittiğimizde görürsün. Hadi bin araba. Derdin ne senin? Ha? Bak şu tabere. Burası Taşkesen kasabasının sınırıdır. Nüfusu da 14.300. Bu nüfus artmayacak. Mahkemeden temiz çıktığın zaman bu kasabaya giriş yapabilirsin. Anladın mı? Peki siz kimsiniz? Belediye başkanı falan mı? Size mi soracağım? İstediğim yere giderim, istediğim kadar kalırım. Burada kalamazsın, anladın mı? Hadi bin arabana, yoluna devam et. Hadi. Hadi. Gitmezsem ne olur? Hadi bin arabaya. Hayırdır Mümtaz abi. Ha gençler, seviyorum sizi. Tamam Mümtaz abi. Biz beyefendi yolcular. Bin arabaya, bin. Bin ulan! Dön elini. Acele ol. Öyle yapıl hareketi yapma. Arabaya bin! Bin ulan! Almayayım belanı. Haydi. Haydi.
Ya ziraat odası gübreyi verecek de biz de göreceğiz. Ne halt edeceğiz Haydar? Kadıncağıza bir hayırlı haber verelim dedik. O da olmadı. Ya şurada oturup bir çay çek desek onu bile vermezler ha. Beyler buyurun bir çayım için. Eyvallah eyvallah. Sağ olasın bir başka zaman. Haydo. Seyit değil mi şuradaki? Kimin uşağıysa ona gitmiş. Şerefsiz. De haydi. Seyit Bey. Telefonda kükrüyordun. Böyle ağam olur diye cart çurt ediyordun. Kapımın önünden bile geçmeyecektin. Hayırdır? Konaktan kovulduk. Senin yüzünden. Telefonu buldular. Numaranı da gördüler. Aman. Üzüldüğün şeye bak. Kurtulmuşsun işte. Yok yok. Bizde öyle değil o işler. Benim karı bile yüzüme bakmaz artık. Kalkıp memlekete dönemem. Sen yardım dilenmeye geldin. Yardım dilenmeye değil. İş istemeye geldim Davut Bey. Şimdi benim dilimden konuşmaya başladın işte. Aferin. İş veririm ama bir şartla. O konaktaki herkesi teker teker ayartacaksın. Yağmur denen kadını orada bir başına bırakacağız. Bunu beraber yapacağız. Var mısın? Tamam. Sen paradan haber ver. Gerisini merak etme. Git bana bir kahve getir hadi. Hadi. Gülüm, bak benim için bir şey yapacaksın. Odada birazcık saklanacaksın. Anam seni görmeyecek, tamam? Abiye mi gideceksin? Ama bak kimseye söylemek yok, tamam? Tamam. Ana, Ekin hala yok ortalarda. Ben ona bir bakıp geleyim. Ha iyi, git bir bak bakalım. Küçük hanımdan gözünü ayırma. Etmedim. Hak ettiklerini dedim. Sus otur yerine. Yine ceza istiyorsun sen. Terbiyesiz. Hiçbir şey yapmasam da ceza veriyorsunuz zaten. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Otur yerine. Çıkarın defterlerinizi, kitaplarınızı. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ olasın. Hedo. Acil bir yerden şu gübreyi bulmamız lazım. Yoksa halımız harap. Ya ortalığı hemen velveleye verme Cemil abi. Bulacağız bir çaresini. Çok geç olmadan şu gübreyi tarlaya atmamız lazım diyorum ben sana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur dayı. Siz yağmurun ırgatlarısınız değil mi? He ne olmuş? Bende fazla gübre var.
İsterseniz size veririm. Asal zamanında parasını alın. Ya seni bize Hızır mı gönderdi be dayı? Ya gel buyur. Buyur gel gel gel. Otur hele otur. 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 Bir çay ver. Aslında Davut Ağa'ya satacaktı. Ama ona güven olmaz. Size kısmetmiş. Ya dayı bırak o şerefsizi sen boş ver. Yağmura bir faydamız olsun. Tabii. Eyvallah dayı sağ olasın. Benim de çift sürmek için adama ihtiyacım. Siz de gelir bana yardım edersiniz. Ya lafım olur dayı. Elbet gelir çalışırız. Buyur dayı. İç dayı buyur. Eyvallah. Tüh be. Şimdi mi gelinir? Baştan aşağı gübre kokuyorum. Ne yapacağım ben? Gel 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 gel. Sağ yap evladım. Sağ yap. Gel 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 gel. Duvara yanaş. Duvara yanaş. Duvara yanaş. İşte bu. Gel kardeşim. Gel gel. Tamam. Tamam tamam. İndir evladım. Ağabeyim. Ne oluyor burada? Bunlar da nereden çıktı? Ne yapıyorsun sen Zeynel? Odun kömür işte. Size getirdim. Senden kömür mü istedik? Ne alaka? Götür bunları buradan. Ya bunlar senin. Allah Allah. Belediyenin yardımı ya. Dağıtıyorlardı. Ben de aldım geldim. Ne var bunda hem? İyi. İndirin o zaman. Nereye? Şuraya. Neyin var Mustafa? Dersten beri konuşmuyorsun. Küs müyüz oğlum? Sen Ahmet'e çok kötü davranıyorsun. Her suçu ona yüklüyorsun. Bütün sınıf sana kızıyor. Korktukları için söyleyemiyorlar. Bak anneannene geldik. Seni anneannene bırakayım mı? Ama bu gece burada kalırım. Çok istiyorsan kal tabii. Hadi bakalım. Kim o? Benim anneanne. Aa, ben geldim. Mayık mısın? Ne dolaşıyorsun buralarda? Görecekler. Bey, burnumun direği kırıldı ha. Amma da koku sürünmüşsün. Çok aradın mı bu kokuyu? Sen daha gelme buraya. Bu işin oluru yok. Böyle sürekli dayak yemen bana çok koyuyor. Üzülüyorum anne. Sadece dayak yememe mi üzülüyorsun? Yoksa... Yoksa ne? Yoksa bana gönlün kaydı da ondan mı üzülüyorsun? Söyle seni sevmiyorum. Sen de gönlüm yok da gelmem bir de. Bak sevmiyorum diyemiyorsun. Bal gibi seviyorsun işte. Hadi git be. Kuruntu yapmışsın sen. Hiç de bile sevmiyorum seni. Vay. Babasının yanında şimdi. Yağmur gitti mi o? Necdet mi? Gitti canım. Gene gelecek mi? Gelsin mi? Buyur otur. Ben bir çay demleyeyim size. Bu kim? Kömür getirdiler ya. Yoruldu. Bir çay içsin bari. Abla ne oluyor anlamadım ki. Gitsin dışarı içsin çayını. Ben kalkayım. Herhalde etraftan laf ederler diye huzursuzlandı çocuk. Kusura bakma. Yok canım tamam. Nerede çalıştığımı bilmiyor. Anladım. Her şey için sağ ol. İyi akşamlar. Sizi korumaya çalışırken
bazı şeyleri anlatamadım. Bir araya gelsek belki anlatırdım. Pencerene bakıyorum. Sessiz, asık bir yüz gibi duruyor karşımda. Pencereni aç. Dünyaya küsme. Hey bilen! Bu gördüğünüz gübre gökten sen bilen daha. Kıymetini bilin. Aman da gübreyi getirdiler. Sürsün. Aslansınız be Haydar abim. Nereden buldunuz? Üzümünü ya, bağını sorma. Ne oğlum, şaşırdın mı? Bulamaz mıyız zannettin? He, ziraatten almışsınız. He, ziraat. Kolaydı o kadar. Vatandaş dize gelmiş oğlum. Kasabalı döndü. He. Uzatma Cemil abi. Biz adamın tarlasını süreceğiz. Bedava verdi sanki. De haydi uzatmayın da Yağmur Hanım'a müjdeyi verelim. Nerede Yağmur Hanım? Buralarda mı? Ne bileyim, bakacağım şimdi. Ha. Kasancığım tamam, tuttum oğlum, devam et sen. Yağmur Hanım, dün sizinle karşılaştığımda anlatmak istediğim şeyleri paylaşamadım. Pencereni açık görürsem çok mutlu olacağım. Beni affettiğini bileceğim. Hayat yeniden güzel olacak.